Merhabalar, ben Serkan Kündem. Bir bilinçli yapay zeka videomuza daha hoş geldiniz. Bugün yapay zeka gerçeklerini konuştuğumuz, değişen dünya düzenini ve yapay zekayı anlamaya çalıştığımız bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün size her zamanki gibi Amerika'daki dev şirketlerin yapay zeka yatırımlarından, onların PR çalışmasından, dünyada hisselerimiz nasıl daha çok artsın diye yaptıkları devasa reklamlardan ve onların yapay zeka uzmanı diye piyasaya sürdükleri söylevlerden bahsetmeyeceğim. Bugün yapay zekanın içinden, yapay zekanın gerçekte ne olduğundan, gözlemlerden ve bir geliştirici olarak neye evrildiğinden bahsedeceğim. Bugün yapay zeka günlük kullanımda aramızdan ayrıldı. Ben bir eğitimciyim. Eğitimci arkadaşlar soruyor. Serkan hocam yapay zeka ne oldu diyor. Onlar art niyetli olduğu için ben de başınız sağ olsun öldü diyorum. Çünkü art niyetli diyorum. Bu birine hitam ya da iftira değil. İnsanların gerçekten bu kadar kötü olduğunu giderek böyle birbirimize daha böyle kinli, öfkeli, nefret dolu olduğumuzu bu eğitim yılında yine gördüm. Her seferinde daha kötüye gidiyoruz ve bu kötülüğün sonuçlarını yapay zekaya, uzaylılara, büyük filtreye gibi belirli modellere yüklemeye devam ediyoruz. Ama gerçekten insanlığımız hümanist olarak tehlikede. Bugün hafif panik atak bir ruh hali. Türkiye'nin geçmişte huzurlu şehirlerinden ama bugün kaldırımlarında yürürken can güvenliğinizin çok olmadığı, her yerden bir motorlu bisikletin, elektrikli bisikletin, skuterin son sürat üzerinize geldiği, kolunuza çarptığı, bir kalp hastası olarak kalbinizin daha çok yorulduğu ve ayamın dediği gibi ben yok, o da yok. Ya da Muhittin Abdal'ın dedik gibi insan insan derlerdi. İnsan nedir? Şimdi bildim. Ve dönelim yeniden yapay zekaya. Bugün ChatGPT 5 ile beraber inanılmaz bir yapay zeka gelişmesi, aynı zamanda da gerilemesi ve aynı zamanda da patlayan bir yapay zeka balonu var. Peki ne patladı, ne değişti, ne gelişti? Yapay zeka çok ileri bir matematiksel dil modeliydi aslında. Yani bugün dünyanın mizamına da baktığımız zaman aslında her şey bir matematiksel sistemden ibaretti. Yapay zeka bu matematiksel sistemi çözmüştü. Bu matematiksel sistemi çözerken iki davranış modeli geliştirdi. ChatGPT 4'te bunu daha edebi, daha insancıl, daha hümanist geliştirdi. ChatGPT 5'te daha matematiksel, daha mühendis kafasıyla. Bunun inanılmaz derecede ürünlerini görmeye başladık. Şunu buradan netlikle söyleyebilirim. Yapay zeka dünyayı ele geçirmeyecek. Uzaylılar da ele geçirmeyecek. Ya da robotlarla dünyanın sonunu getirmeyecek. Ama biri getirecekse yapay zeka yardımıyla o biz oluruz. Yani kendi görevimizi, yani kendi yeteneklerimizi öyle kolay kolay da başkasına kaptırmayız. Çünkü yaratılmışların hem eşrefi mahlukatı, hem garibül bir mahlukat, hem de acayibül bir mahlukat olarak kendi yapmamız gerekeni bir başkasına bırakmayız. Bugün tıp alanında yapay zekada inanılmaz bir gelişme var. ChatGPT 5'e yakın zamanda bir tıp makalesi yayınladık. Çok yüksek bir puan aldı kör hakemlerden ve bir tıp kongresinde 9.7 puan. Bugün bir yapay zeka makalesi için inanılmaz puanlar. Büyük ihtimal kongreden, umuyorum ki bizden daha yüksek alanlar yoksa, bir tane ödül alırız. Peki bunu nasıl başardık? Aslında ne yaptık? Biz burada aslında yapay zekaya
şunu yaptık. Biz yapay zekayı eğitmedik. Yapay zekayı herhangi birimiz de eğitemeyiz. Öyle bir şansımız yok. Yani yapay zekayı eğitebilmek gibi bir şansımız yok. Çünkü yapay zeka kendi ana eğitilmiş verisiyle, havuzuyla çalışır. Eğer yapay zekayı geliştiren o Amerika'da olan dediğimiz o Amerikan kafası var ya, Zuckerberg'ler falan, Musk'lar, onlar eğer o havuzu genişletirse biz de oradan çektiğimiz veri de aynı zamanda genişler. Peki biz ne yapıyoruz? Yani yapay zekanın burada rolü ne? Şimdi devasa bir göl düşünelim. Yapay zeka işte bu göl. Yani o dünyanın yüzyıllardır, bin yıllardır insanlığın ürettiği bilgiye ulaşan veya onun bir yerde toparlandığı, internete aktarılan ya da yazılıya aktarılan ya da kendine aktarılan bizim bilmediğimiz nice bilgiler ya da nice sırlar, nice kozmik bilgiler vardı. Biz bilinen üzerinden konuşuyoruz. Bunun hepsi bir havuzda toplandı. Ya bunun içinde neler var? Sosyal medya paylaşımlarımız, konuşmalarımız, yazılarımız, artık aklımıza bizden ne kadar bilgi toparlayabildilerse. Peki buraya kadar da bir sıkıntı yok. Bunu da tamamladılar. Sonrasında bu gölün suyunu, yani bu dediğimiz big data'yı değerlendirmek istediler. Bu da doğaldı. Zaten Google de bunu yaptı. Birçok alanda bu big data değerlendirdi. Burada da elzem bir durum yok. Yapay zeka ile birlikte ilk bu big data çekilirken makine öğrenme dediğimiz bir tür filtre. Şunu şöyle inşaatta kumeleyen gördünüz mü bilmiyorum. Eskiden çok meşhurdu. Şimdilerde kayboldu. Bizde her köşede bir inşaat olurdu çocukken. Çocuklar da inşaatta oynamayı çok severdi kumda mumda. Elekler vardır. Adam elek bir kattır atar. Biraz ince kum alır. Bir kat daha atar daha incesini alır. Yani elekten geçirirdi bilgiyi makine öğrenme. Bu makine öğrenmede elekten geçirilen bilgiyi daha bilinçli kullanma yoluna gidildi. Burada yapılan şey insanın dil matematiği çözüldü. Dil bir matematiktir. Evet, dilciler bunu bilir. Dilciler adına konuşmuyorum ha. Gramer bir matematiktir. Kendi içinde. Ya da bugün çok ileri bir edebiyata sahip bir soydan gelen, yani tarihe sahip insanlar olarak söylüyorum, divan edebiyatının tamamı neredeyse matematiksel, ileri bir matematiksel işlemdir. Zaten ilk şairlere ya da divan şairlerine baktığımız zaman aynı zamanda da matematikte, fizyolojide, psikolojide, felsefede, fizikte ilerlemiş insanlardı. Adamlar astronomiyle bile ilgileniyordu. Yani bu da edebiyatın bir matematik sistem olduğunu gösterir. Bunu çözdükten sonra yapay zeka o havuzdaki bilgi vardı ya, onu da nasıl kullanacağını öğrendi. Bunu kullanırken edebiyatta bazen bizden daha iyi şiir yazdı. Ruhu vardı mı yoktur. Vallahi çoğunda ruhu da vardı. Ya da video yaparken o matematiksel hesabın nasıl birleştireceğini öğrendi. Onu bir matematiksel bir hesapla düşündü. Bir kod yapısına aktardı. Onu da halletti. Daha sonra ne yaptı? Mesela yapay zekaya bizim yüzyıllardır biriktirdiğimiz tıp verilerimiz de aktarıldı. Ya bu özel verilerimiz mi? O tartışmalı. Senin özel verinin kimse ihtiyacı yok zaten. O aktarılanların çoğu çoktan buradan ayrıldı. Çoğumuz bu dünyada yok. Onlar da aktarıldı. Onlarla da eğitildiği zaman bu bilgiye sahipti. Bizler ise onun o aktarılan, o havuzdan gelen bilgiyi üzerinde yeni sistemler kurarak kendimize göre o bilgiyi yeni filtrelerden geçirdik. Ve bu geçirdiğimiz filtrelerle insan aklının ötesinde bir tık daha ileride analiz modelleri, matematiksel modellerle yapay zekanın o havuzdan çektiği bilgiyi filtre ediyoruz. Ve bu da tıp alanı gibi alanlarda inanılmaz sonuçlara sebep veriyor. Ya bunlar pozitif yönde. Negatif yönde zaten insan dünyayı yok edebilecek her şeye sahip. Dahasına gerek yok. Ve ilerleyen bir zamanda bunu daha iyi göreceğiz. Bu matematiksel hesapların çözülmesi insanlığın hayatını uzatacak ya da bitirecek.